Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Susamlı bir kurabiye hazırlayacağız. Hem susamlı hem cevizli. İsterseniz benim gibi görüyorsunuz, çikolataya da batırabilirsiniz. Böyle çıtır çıtır yerken susamları hissedeceğiniz nefis bir tarif. Üstelik bir hafta kesinlikle bayatlamıyor, tazeliğini koruyor. İsterseniz hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Malzeme listemi her zamanki gibi veriyorum. Videomun altında da yayınlayacağım. İlk önce kurabiyemiz için susamlarımızı kavurmamız gerekiyor. Kavrulmuş susam kullanacağız. Bunun için gördüğünüz gibi teflon tavaya veya seramik tavaya susamımızı boşaltalım. Ve böyle sürekli karıştırarak rengi iyice kızarıncaya kadar kavuralım. Bakın kavrulmaya başladı bile. Sürekli kavurmaya dikkat edelim. Bu çok önemli, yoksa susamlarımız yanar. Her tarafı eşit bir şekilde kızarmaz. Çok güzel kızarıyor bakın. Çok az kaldı. Evet, artık çok güzel kızardı. Soğumaya bırakıyorum. Kavurdum susamlarımı. Hamurunu hazırlayacağım o soğurken. Bunun içinde 250 gram tereyağı ve sıvı yağ mı yoğurma kabına koyuyorum. Bir tane de yumurtam var. Onu da ekliyorum. Şöyle bir kaşığım ile biraz parçalıyorum. Malzemeler birbirine geçinceye kadar, oda ısısında kullandığımız için çok çabuk rahatlık ile, bakın yumuşak karışıyor. Pudra şekeri kullanıyorum. Onu da içine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve nişastam var. Nişasta da kıyırlık verecek. Onu da içine ekledim. Güzelce bu malzemeleri karıştırıyorum. Nişasta olarak mısır nişastası veya buğday nişastası, her ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde mevcut ise. Bakın çok güzel karıştı. Böyle krema kıvamına geldi. Şimdi içine kabartma tozunu ekliyorum. Onu da sadece bir tatlı kaşığı. Sizler de gördünüz. Ve bir pakette toz vanilin ekliyorum. Artık elim ile yoğurmaya geçeceğim. Şöyle bir malzemelerim karışması için kaşığım ile güzelce karıştırdım. Unumuzu da azar azar ilave ederek kurabiye hamurumuzu yoğuralım. 3,5-4 su bardağı yaklaşık un kullandım. Tabii ki bu yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir, unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edin. Ele yapışmayan, böyle yumuşak bir hamur oluncaya kadar un ilave ederek yoğuruyoruz. Bakın benim kurabiye hamurum gayet güzel oldu. Kıvamını da size gösteriyorum. Çok güzel, yumuşacık ve elime yapışmıyor. Şimdi içine bir su bardağı çekilmiş ceviz içim var ve kavurup soğutmuş olduğum susamım var. Onları da içine ekliyorum. Susamımdan çok az ayıracağım. Böyle 1-2 yemek kaşığı kadar üzeri için kullanacağım. Ve şimdi tekrar yoğuruyorum. Böyle ceviz, susam hamura karışıncaya kadar yoğurmamız gerekiyor. Başta da söylediğim gibi bir hafta 10 gün arkadaşlar, tazeliğini koruyor, hiç bozulmuyor. Rahatlık ile yapıp böyle kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Şimdi şekil vermeye geldi. Şekil verirken de ben dondurma kaşığı kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Çok çabuk da şekil veriliyor. Hemen içine bastırıyorum ve bakın makas şeklinde olduğundan çok rahatlık ile çıkıyor. Hemen fırın tepsime yerleştiriyorum. Elim ile bastırıyorum. Kenarındaki fazlalıklarını alıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Çok zevkli bu şekilde şekil vermesi. Fakat kaşığınız yok ise böyle bir dondurma kaşığı, normal yuvarlayarak da şeklini verebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimi bakın tepsime yerleştirdim. Yağlı kağıt koymuştum. Bu da çok kolaylık oluyor.
Şimdi Önceden önceden ısınmış ısınmış 170 170 derece derece fırında fırında kurabiyelerimi kurabiyelerimi pişiriyorum. pişiriyorum. Pişirirken Pişirirken de de çok çok fazla fazla kızartmıyoruz. kızartmıyoruz. Böyle Böyle hafif hafif beyaz beyaz kalması kalması gerekiyor. gerekiyor. Şimdi Şimdi süslemek süslemek için için de de benmari benmari usulü usulü eritmiş eritmiş olduğum olduğum çikolatam çikolatam var. var. Kurabiyelerimiz Kurabiyelerimiz soğuduktan soğuduktan sonra sonra yarısını yarısını bu bu çikolataya çikolataya bandırıyorum. bandırıyorum. Bunu Bunu yapmak yapmak zorunda zorunda değilsiniz değilsiniz fakat fakat yaparsanız yaparsanız da da tabii tabii ki ki lezzeti lezzeti daha daha da da artıyor, artıyor, daha daha güzel güzel oluyor. oluyor. Böyle Böyle sunumu sunumu da da çok çok hoş hoş oluyor. oluyor. Sadece Sadece yarısını yarısını bandırıyorum. bandırıyorum. Ve Ve yine yine aynı aynı şekilde şekilde tepsime tepsime yerleştiriyorum. yerleştiriyorum. Bandırdığım Bandırdığım çikolataya, çikolataya bandırmış bandırmış olduğum olduğum kısımlarına kısımlarına daha daha doğrusu doğrusu susam susam serpiyorum. serpiyorum. Susamını Susamını da da hemen hemen bandırdıktan bandırdıktan sonra sonra serpiyorum, serpiyorum donmadan donmadan önce önce üzerine üzerine yapışması yapışması için. için. Bu Bu şekilde şekilde kurabiyelerimi kurabiyelerimi hazırlıyorum. hazırlıyorum. İsterseniz İsterseniz çikolatasız, çikolatasız, isterseniz isterseniz çikolatalı çikolatalı nasıl nasıl istiyorsanız istiyorsanız o o şekilde şekilde hazırlayabilirsiniz. hazırlayabilirsiniz. Bana Bana sorarsanız sorarsanız tabii tabii ki ki çikolatalıyı çikolatalıyı tercih tercih ediyorum. ediyorum. Daha Daha da da lezzetli lezzetli oluyor oluyor çünkü. çünkü. Artık Artık soğudu. soğudu. Çikolataları Çikolataları dondu. dondu. Servis Servis tabağına tabağına alabilirim. alabilirim. Bakın Bakın çok çok hoş hoş görünüyor. görünüyor. Çıtır 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 yemesi yemesi gerçekten gerçekten çok çok lezzetli lezzetli bir bir kurabiye. kurabiye. Sizler Sizler de de dener dener ve ve beğenirsiniz beğenirsiniz diye diye tahmin tahmin ediyorum. ediyorum. Bakın Bakın bir bir tanesinin tanesinin içini içini göstermek göstermek istiyorum istiyorum sizlere. sizlere. İçindeki İçindeki susam susam taneleri, taneleri, cevizi cevizi çok çok hoş hoş görünüyor. görünüyor. Çok Çok güzel güzel tam tam kıvamında kıvamında pişti. pişti. Çay Çay saatlerinde saatlerinde ve ve kahvenizin kahvenizin yanında yanında ikram ikram edebileceğiniz edebileceğiniz nefis nefis bir bir tarif. tarif. Henüz Henüz kanalıma kanalıma abone abone değilseniz değilseniz arkadaşlar, arkadaşlar, kanalıma kanalıma abone abone olur olur ve ve yorum yorum bırakırsanız bırakırsanız çok çok sevinirim. sevinirim. Her Her gün gün yeni yeni bir bir tarif tarif paylaşıyorum. paylaşıyorum. Yeni Yeni tariflerde tariflerde görüşmek görüşmek üzere. üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Afiyet Afiyet olsun. olsun.